Herkese merhabalar, ben Tuncay Konaç. Sevgili izleyiciler, bugün sizleri dünya üzerindeki en sıcak, en kurak ve en ilginç çöllerden biri olan Lut Çölü'ne götürmek istiyorum. Bu çöl doğa ve bilim dünyası için büyüleyici bir konu ve keşfedeğer bir hazine sunuyor. Öncelikle Lut Çölü nedir? Lut Çölü, İran'ın doğusunda yer alan ve toplamda 51.800 metrekarelik bir alanı kapsayan devasa bir çöldür. Ve coğrafi olarak İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletlerini kapsar ve doğuda Afganistan'ın sınırına kadar uzanır. Bu çöl batısında İran platosu ve doğusunda Hazar Denizi'ne kadar uzanan büyük bir çöldür. Lut Çölü'nün en çarpıcı özelliklerinden biri iklimidir. Bu çöl, dünyanın en yüksek hava sıcaklıklarının kaydedildiği bir bölge olarak ün kazanmıştır. Yaz aylarında sıcaklık 70 derece Celsius, 158 derece Fahrenheit ve üzerine çıkabilir. Bu da burayı dünyanın en sıcak yerlerinden biri yapar. Bu aşırı sıcaklık hayatın bu çölde zorluğu ve acımasız olduğunu gösterir. Ayrıca Lut Çölü'nün çevresel koşulları da dikkat çekicidir. Bu çölün çoğu kısmı sıcak kum tepeleri, tuz göletleri ve çorak arazilerle kaplıdır. Rüzgar erozyonu bu çölün şekillendiren önemli bir faktördür ve bu büyüleyici kum tepelerinin oluşumuna neden olur. Ayrıca bu bölgedeki yağış miktarı son derece düşüktür. Bu nedenle bitki örtüsü narindir ve hayvan yaşamı sınırlıdır. Ancak Lut Çölü sadece acımasız çevresel koşullarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleri ve gizemleriyle de tanınır. Tuz göletleri ve yansımaları muazzam güzellikte manzaralar sunar. Bu çöldeki doğal oluşumlar bilim insanlarını cezbetmektedir ve bu bölgenin jeolojik evrimini anlamak için önemli bir kaynaktır. İzleyenler, bu çöl dünyanın en tuhaf, en ilginç ve en ilgi çekici çöllerinden biridir ve keşfedilmeyi bekleyen büyük bir hazinedir. Lut Çölü'nün en belirgin özelliklerinden biri dünyanın en yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiği bir bölge olmasıdır. Burada sıcaklık, insanın hayatta kalmak için ekstrem koşullara nasıl uyum sağladığını sorgulatır. Yaz aylarında sıcaklık sık sık 70 derece Celsius, 158 derece Fahrenheit ve üzerine çıkabilir. Bu Lut Çölü'nü dünyanın en sıcak ortamlarından biri yapar. Bu sıcaklık rekorları bu çölün ne kadar acımasız bir ortam olduğunu gösterir. Bununla birlikte Lut Çölü sadece sıcaklığıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de tanınır. Çölün içinde yer alan tuz göletleri ve tuz çökeltileri muazzam güzellikte manzaralar sunar. Bu göletlerin sıra dışı yüzeyleri güneşin yansımalarıyla büyüleyici bir atmosfer yaratır. Tuz çökeltileri ise binlerce yıl boyunca biriken tuzların izlerini taşır. Rüzgar erozyonu ve kum tepeleri de Lut Çölü'nün belirgin özelliklerindendir. Rüzgarın etkisiyle oluşan bu kum tepeleri çölün görünümünü büyüleyici bir şekilde şekillendirir. Bu tepelerin yükseklikleri farklılık gösterse de bazıları yüzlerce metre yüksekliğe ulaşır. Rüzgarın ince çalışmalarının sonucu olan bu tepeler doğanın zarafetini ve gücünü gösterir. Ancak bu çölün özellikleri sadece doğal güzelliklerle sınırlı değildir. Aynı zamanda bilim dünyasında büyüler. Jeologlar Lut Çölü'nün jeolojik yapısını incelemekte ve bu bölgenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmaktadırlar. Meteor çarpması teorileri ve jeolojik evrim çalışmaları bu çölün sıra dışı geçmişini açığa çıkarmaktadır. Lut Çölü'nün tarihine bir göz atalım. Bu çöl insan yerleşimlerine kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Eski dönemlerden itibaren bu bölgede insanların yaşadığı izlere rastlanılmıştır. Bu insanlar zorlu koşullara ve acımasız iklim şartlarına nasıl uyum sağladıklarını gösterirler. Lut Çölü tarih boyunca göçebeler için bir geçiş yolu, su kaynağı ve yerleşim yeri olmuştur. Bu çölde bulunan tarihi izler insanlık tarihine dair önemli bilgiler sunar. Ancak Lut Çölü sadece insan yerleşimlerine sahne olmakla kalmamış, aynı zamanda bilimsel araştırmalara da ilham kaynağı olmuştur. Jeologlar bu çölün jeolojik yapısını incelemek ve nasıl oluştuğunu anlamak için bu bölgeyi ziyaret etmişlerdir. Lut Çölü dünyanın en sıcak bölgelerinden biri olması nedeniyle sıcaklık ve iklim araştırmaları için de önemlidir. Bu bölgede gerçekleştirilen araştırmalar, dünya üzerindeki ekstrem koşulların nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Ayrıca Lut Çölü'nün keşif tarihçesine de göz atmalıyız. Bu çöl antik çağlardan beri keşfedilmeye çalışılmıştır.
Ancak tam anlamıyla keşfi ve araştırılması modern bilimsel araştırmaların gelişimiyle ivme kazanmıştır. 20. yüzyılın başlarından itibaren jeologlar, coğrafyacılar ve maceracılar bu çölü daha yakından incelemek için keşiflerde bulunmuşlardır. Bu keşifler Lut Çölü'nün benzersiz doğal oluşumlarını ve jeolojik sırlarını ortaya çıkarmıştır. Bizleri dünyanın en zorlu, en kurak çöllerinden biri olarak kabul edilen Lut Çölü'nün biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu çöl, tuz göletleriyle kum tepelerine kadar uzanan, benzersiz yaşamıyla ve vahşi yaşamıyla büyüleyen bir dünya sunar. Lut Çölü'nün çevresel koşulları yaşamın hayatta kalması için zorlayıcıdır. Ancak buna rağmen bu çölde bazı bitki türleri ve vahşi yaşamın benzersiz bir şekilde adapte olduğunu gözlemlemekteyiz. İlk olarak çöl bitki örtüsünden bahsedelim. Bu çölde yaşayan bitkiler genellikle kuraklık ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Sıklıkla çalı, kaktüs ve tuz bitkileri gibi türler bulunur. Bu bitkiler çöldeki sınırlı su kaynaklarına nasıl adapte olduklarını gösterirler. Bazıları tuzlu topraklarda yetişebilir ve bu özel adaptasyonları sayesinde bu zorlu koşullarda hayatta kalabilirler. Lut Çölü sadece bitkiler için değil, aynı zamanda vahşi yaşam içinde bir yaşam alanıdır. Bu çölde yaşayan hayvanlar benzersiz adapte olma yetenekleri gösterirler. Örneğin çöl tilkileri su kaynaklarından aldıkları su miktarını minimize etmek için gece avlanırlar ve vücut sıcaklıklarını düzenlemek için derilerinin rengini değiştirebilirler. Ayrıca bu çölde bulunan çöl kaplumbağaları gibi türler aşırı sıcaklıklardan korunmak için çöllerin altındaki tünellere sığınabilirler. Bu adaptasyonlar bu çölün sıkıntılı koşullarına karşı hayatta kalmalarını sağlar. Lut Çölü'nün biyoçeşitliliği bilim insanları için de büyük bir ilgi kaynağıdır. Bu çöldeki bitkilerin ve hayvanların nasıl bu zorlu koşullara uyum sağladığını anlamak, ekoloji ve evrimsel biyoloji alanında önemli bilgiler sunar. Ayrıca çevre koruma çabaları içinde bu çölün ekosistemini anlamak kritik öneme sahiptir. Bu çöl bilim insanlarını ve maceracıları büyüleyen birçok sırrı içinde barındırır. İlk olarak meteor çarpması teorisine bir göz atalım. Lut Çölü yıllar boyunca bilim insanlarını çeken ve hala çözülmeyi bekleyen birçok gizemi barındırır. Bu gizemlerden biri de meteor çarpması teorileridir. Çölde bulunan bazalt sütunları ve kum taşı yüzeyleri jeologları hayrete düşürmüştür. Bazalt sütunları yeraltı volkanik aktivitenin izlerini sürmelerine yardımcı olurken, meteor çarpması teorilerinin de bu bölgenin ilginç jeolojik yapısını açıklamaya çalışır. Bilim insanları bu çölün geçmişindeki potansiyel bir meteor çarpmasının izlerini araştırırlar. Lut Çölü'nün jeolojik yapısı da büyük bir ilgi konusudur. Bu çöl, dünyanın en tuhaf ve benzersiz jeolojik oluşumlarından bazılarına ev sahipliği yapar. Kum tepeleri, rüzgar erozyonu sonucu oluşmuş yüksek kum tepeleridir ve bu bölgenin karakteristik özelliklerindendir. Ayrıca tuz göletleri ve tuz çökeltileri de bu çölün yüzeyinde sıklıkla görülür. Bu jeolojik sırlar, bu çölün nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamaya çalışan bilim insanları için büyük bir ilgi kaynağıdır. Lut Çölü'nün özel bir bölgesi de Kızıl Lut olarak bilinir. Bu bölge çöldeki bazalt sütunların yoğun olduğu bir alandır. Bu sütunlar doğal olarak oluşmuş dik sütunlar ve çöldeki diğer oluşumlardan ayrılır. Kızıl Lut bu çölün jeolojik çeşitliliğini ve güzelliğini gösteren bir vitrin gibidir. Lut Çölü doğanın güzelliklerini barındırmakla kalmaz, aynı zamanda yerel halkın yaşam tarzını ve kültürünü yansıtan bir yerdir. Ayrıca turistik cazibesi ve çevresel sorunları da bu bölgenin önemli yönleridir. İlk olarak Lut Çölü'nün etrafında yaşayan yerel halkın yaşam tarzına ve kültürüne bir göz atalım. Bu bölgede yaşayan insanlar yüzyıllardır bu zorlu çevreye nasıl uyum sağladıklarını gösterirler. Göçebe topluluklar ve yerel aşiretler çölün sert koşullarına dayanıklı yaşam tarzları geliştirmişlerdir. Geleneksel el sanatları, müzik ve giyimleri bu bölgenin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır. Yerel halkın yaşam tarzı doğayla uyum içinde nasıl bir hayat sürdürebileceğimizi öğreten bir örnek sunar. Lut Çölü aynı zamanda turistik cazibesiyle de tanınır. Bu çöl doğal güzellikleri ve gizemleriyle maceraları, doğa severleri ve fotoğrafçıları kendisine çeker. Tuz göletleri, kum tepeleri ve çöl manzaraları ziyaretçilere unutulmaz deneyimler sunar. Bu bölgedeki kültürel festivaller ve etkinlikler
yerel kültürü ve gelenekleri daha yakından keşfetme fırsatı sunar. Ancak Lut Çölü'nün turistik cazibesi ve insan yerleşimleri çevresel ve ekolojik sorunları da beraberinde getirir. Artan turizm çölün hassas ekosistemine zarar verebilir. Ayrıca su kaynaklarının aşırı kullanımı ve çölün tuzlu topraklarına olan olumsuz etkileri gibi çevresel sorunlar da dikkat çekmektedir. Bu sorunlar bu benzersiz çölün sürdürülebilir bir şekilde korunması gerektiğini gösterir. Dünya üzerindeki en ilginç ve gizemli doğa harikalarından biri olan Lut Çölü'ne odaklanacağız ve bu çölle ilgili şaşırtıcı gerçekleri sizinle paylaşacağız. Öncelikle Lut Çölü ile şaşırtıcı istatistiklere bir göz atalım. Bu çöl İran'ın doğusunda yer alır ve toplamda 51.800 km² bir alanı kaplar. Yani bu çölün yüz ölçümü birçok ülkenin toprak alanından daha büyüktür. Lut Çölü, dünyanın en yüksek hava sıcaklıklarının kaydedildiği bir bölge olarak ün kazanmıştır. Yaz aylarında sıcaklık sık sık 70 derece Celsius, 158 derece Fahrenheit ve üzerine çıkabilir. Bu, Lut Çölü'nü dünyanın en sıcak bölgelerinden biri yapar. Bazalt sütunları dünyanın dört bir yanında görülse de Lut Çölü'ndeki sıradışı büyüklükleri ve şekilleri ile dikkat çekerler. Şimdi uzaydan Lut Çölü'nün görünümüne bir göz atalım. Uzaydan çekilen görüntüler bu çölün benzersizliğini ve çevresel koşullarını net bir şekilde ortaya koyar. Uzaydan bakıldığında Lut Çölü'nün kızıl ve altın renkli kum tepeleri dünya üzerindeki en büyüleyici doğal oluşumlardan birini sergiler. Bu çölün tuz göletleri rüzgar erozyonunun etkisiyle oluşmuş geometrik şekilleriyle dikkat çeker. Uzaydan görünüm bu çölün sıradışı güzelliklerini ve karmaşıklığını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Lut Çölü'nün benzersiz doğasını ve çevresel değerlerinin korunması konusunu ele almak istiyorum. Lut Çölü ekstrem sıcaklıklar, kuraklıklar ve çorak topraklar gibi zorlu çevresel koşullara sahiptir. Bu koşullar bu çölün doğal güzelliklerinin ve biyoçeşitliliğinin hassas olduğunu gösterir. Bu nedenle Lut Çölü'nün korunması büyük bir önem taşır. Bu çölün sürdürülebilirliğini sağlamak için bir dizi adım atılmalıdır. Lut Çölü'nün doğal kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Su kaynaklarının aşırı kullanımı ve toprak erozyonu gibi sorunlar çölün ekosistemini tehdit edebilir. Su kaynaklarının yönetimi bu çölün uzun vadeli sağlığını korumak için kritik bir faktördür. Ayrıca çöldeki turizm faaliyetlerinin dikkatle denetlenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması gerekmektedir. Koruma projeleri Lut Çölü'nün sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Bu projeler çölün biyoçeşitliliğini korumak, erozyonu önlemek ve su kaynaklarını korumak için tasarlanmıştır. Ayrıca yerel halkın çevre bilincini arttırmaya yönelik eğitim programları da bu projelerin bir parçasıdır. Çevresel bilincin arttırılması, Lut Çölü'nün gelecek nesillere aktarılması için kritik bir adımdır. Bu çöl eşsiz güzellikleri ve gizemli atmosferi ile bilinir ve doğa meraklıları için muhteşem bir deneyim sunar. Lut Çölü'nü ziyaret etmek için en iyi zamanı belirlemek önemlidir. Bu çöl yaz aylarında aşırı sıcak olabilir. Bu nedenle Mayıs'tan Eylül'e kadar olan dönemi ziyaret etmekten kaçınmak önemlidir. En iyi zamanlar sonbahar ve ilkbahar aylarıdır. Çünkü sıcaklık daha ılımandır ve çölün güzellikleri daha rahat bir şekilde keşfedilebilir. Gezi hazırlığı, Lut Çölü'nü ziyaret ederken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli konudur. İlk olarak su ve yiyecek gibi temel ihtiyaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Bu çöl kurak bir bölge olduğu için su kaynakları sınırlıdır. Ayrıca çölün yüzeyi bazalt sütunları ve keskin kaya oluşumları ile doludur. Bu nedenle rahat ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca güneş koruma kremi ve şapka gibi güneşten korunma önlemlerini almayı unutmayın. Güvenlik, Lut Çölü'nde ziyaretçiler için önemli bir faktördür. Çölde kaybolmamak için bir rehberle seyahat etmek her zaman iyi bir fikirdir. Ayrıca çöldeki sıcaklık ve iklim koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız. Sıcaklık aniden yükselebilir, bu yüzden sıvı kaybını önlemek için yeterince su içmek çok önemlidir.
Ayrıca rüzgar erozyonun yol açtığı kum fırtınalarına karşı da dikkatli olmalısınız. Bizleri Lut Çölü'nün büyüleyici dünyasına götürdük ve bu çölün benzersizliği ve önemi hakkında birçok bilgi paylaştık. Lut Çölü, doğanın ve bilimin mucizelerini sergilediği bir yerdir. Ve her birimizin bu coğrafyayı daha yakından keşfetme fırsatı bulması gerekmektedir. Lut Çölü, dünyanın en zorlu ve kurak çöller arasında yer alır. Ancak bu zorlu çevre, aynı zamanda çölün benzersizliği ve güzelliğini oluşturan faktörlerden biridir. Sıcak kumların altında yatan gizemler ve doğanın güzelliği bu çölü özel kılar. Bazalt sütunları, kum tepeleri, tuz göletleri ve tuz çökeltileri gibi jeolojik oluşumlar, Lut Çölü'nün bilim insanları ve araştırmacılar için büyük bir ilgi kaynağı haline getirir. Ayrıca çöldeki biyoçeşitlilik ve hayvanların adaptasyon yetenekleri, doğanın ne kadar çeşitli ve hayranlık uyandırıcı olduğunu gösterir. Lut Çölü sadece doğa harikası değil, aynı zamanda yerel halkın yaşam tarzını ve kültürünü yansıtan bir yerdir. Göçebe topluluklar ve yerel aşiretler bu zorlu çevreye nasıl uyum sağladıklarını gösterirler. Ayrıca turistik cazibesi ve çevresel sorunları da bu bölgenin önemli yönleridir. Umarım bu video sizlere büyük bir fayda sağlamıştır. Kanalıma abone olmayı, yeni videoları kaçırmamak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben Tuncay Konaç.